Oo, niye lan, bu ne güzel yanıyor. Dur anne, bekle bir. Maşallah. Hiç yaz yağmuru gibi de değil yani. Yok, serin Nihal abla. Bayağı da serin. İzlenizden geldik. Yarım saat sonra yağış şöyle birazcık bir yağdı. Sonra durdu, güneş açtı. Şimdi tekrardır. Ama az önce Nihal abla dolu yağıyordu bak. Evet. Şimdi büyük ama büyük. Başlarım mutlar kapkara oldu zaten. Evet. Ama bak bu havada denize girilir şimdi. Ay şimdi güzel. Evet, güzel olur. Aynen. Çok güzel olur. Allah. Sen gidiyor musun? Ben gidiyorum. Haydi görüşürüz. Öpüyorum seni. Yani... Yabancı değilsin. Geçinmeme de gerek yok. Herhalde yani. Ay şuraya bakar mısınız ya? Çok güzel arkadaşlar. Hadi telefonlaşırız. Tamam, telefonlaşırız. Ey maşallah. Bereket yağıyor, bereket. Evet, gel bu tarafa, gel. 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 Bak bak bak. Ne güzel yağıyor değil mi yağmur? Hakan ne yağıyor? Yağmur. Uzat elini, uzat bak. Bir şey olmaz, böyle uzat. Bak bak. Yüzünü ağzına sürme ama. Ağzına sürme, tamam mı? Sürme ağzına hadi. Hadi ara geçeceğiz. Evet. Onu ellemiyoruz ama. Onu ara geçeceğiz. Bu yağmuru hiç kaçırmak istemedim arkadaşlar. Evet. Sizlerle de paylaşmak onu istedim hemen. Herkese merhabalar, herkese günaydın arkadaşlar. Havaya bakar mısınız ya? Büyük havaya bakın, bugün havaya bakın. Bugün çok güzel yağmur yağdı ama akşam inanılmaz bir serinlik var. Resmen kış geri geldi diyebilirim. Sizleri üşüdük. Normalde biz pikelerle yatıyorduk, artık pikeye geçtiydik. Yorganı zaten bırakmıştık, battaniyeyi de bıraktık. Pikeye geçtik, tüm battaniyeleri çıkardık. Üşüdüm, gece üşüdüm yani. O derece bir soğuk vardı yani. Ay. Anne. Annem. İsmail seni paylaşmıyor mu annem? Seni ağzını yerim ben, ne güzeldi. İsmail beni paylaşmıyor. Ay seni yesin annesi ya. Nezle oluyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın, sesim çok kötü. Ay, burnum da akmaya başladı. İsmail'in bu nevresim piki takımını kaldıracağım arkadaşlar. Dün denizden dönüştü. Erdoğan abin oraya uğradık. Oraya uğradık değil mi? Erdoğan abi dükkanın önündeydi. Erdoğan abiyle bir ayaküstü görüştük, konuştuk. Ben bu piki takımını çok sevdim. Çok güzel aslında ama bu piki takımı hala nedense toz döküyor. Bakar mısınız?
Dün akşam denizden geldikten sonra İsmail duş aldı. Üstünü değiştirdi. Akşam yattı bak. Simsiyah şeyin halini görüyor musunuz? Berbat. Ben bunu 3 defa yıkadım arkadaşlar. 3. Dün Erdoğan abiye söyledim. Almış oldum senden bir kere bunlardan. Çok memnun değilim dedi ve sebebini de kendisine anlattım. Annem! Seni paylaşmıyor mu? Ben paylaşacağım şimdi seni. Tamam dur. Ama şikayet etme ki de bir sen de aşkım ya. Sen ne kadar çok şikayet ediyorsun. Çok fazla gereğinden toz döküyor, tüy döküyor dedim. Berbat dedim ya. Evin odanın her tarafı dedim. Leş gibi dedim. Bugün toz alıyorsam dedim. Yarın o sarı sarı tüyler, sarı sarı toz her tarafta dedim. Berbat ya, çocuğun üstünün şeyine bakar mısınız? Bak siyah olunca daha çok belli oluyor, görüyor musunuz? Sağ olsun Erdoğan abicim. Her zaman için sattığım malın arkasında olan bir insan. Sen dedi onu bir kerecik daha yıkar mısın dedi. Yıka dedi. Aynı sorunu varsa dedi. Ben diğer iki tanesini açmadım arkadaşlar. Bu böyle yapınca birini açmıştım. Yıkayıp da hemen kullanayım diye. Diğerlerini açmamıştım. Böyle de bir sorun çıkardı. Onları hiç açmadım. Hatta dedi ki diğerleriyle beraber de açmış olduğuna geri getirdi. Ben onları iade alacağım dedi. Ama öyle bir şey olmaması gerekiyordu. Mal yok, bakar mısınız? Sen bir kerecik daha yıkadı, bir bak bakalım dedi. Düzelecek mi? Düzelmezse dediğim gibi geri getirsin dedi. Bak. Bak 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 bak. Sarı sarı şeyler görüyor musunuz? Tozları. Bak. Bildiğiniz bu, hani siz diyeceksiniz ki Belgin hiç mi toz almıyorsun? Bakın. Burada sadece ben dün toz almadım arkadaşlar. Bak. Dün denize gittiğimiz için denizden döndükten sonra çok toz almak istemiyorum açıkçası. Vallahi yorgundum denizden döndüğümde de. Bak ya, bak, bak, bak. Bunlar hep o çarşafta nevresinden dökülen şeyler. Ve hatta ben bunu şimdi fotoğrafını bir çekeyim. Erdoğan abi inanmayacak değil miyim ben size? İnanır tabii ki de, hani şey yapmaz öyle hani kalkıp da, ama ben yine bir fotoğrafını çekeyim ki hiç olmazsa hani elinde varsa bu üründen daha hani satarken de belki daha dikkatli olur ya da satın almış olduğu firmaya iadesinde yapabilir. Çünkü bu ben bir tek ben değil yani, sattığı insanlar herkesin de olacak bir sorun gibime geliyor ama Allah'ım burayı ne hale getirmişini görüyor musunuz? Bak ya, bak çocuk burayı bildiğiniz şey olarak kullanıyor. Allah'ım şunun tozuna bak ya. Of of, nefret ediyorum ben böyle gördükten sonra bunları. Ben şimdi bunları bir elektrik süpürgesine çekeceğim. Nevresimi tekrar İsmail'im değiştireceğim. Şuraları iyice bir tozunu yine alacağım. İsmail'in başına şöyle küçük bir vantilatör taktık. Burası evin en kapalı, en hava almayan odası. Biliyorsunuz ki burası şeye bakıyor. Bak, bak, bak. Camın kenarına bak. Perde kapalı olduğu halde. Toza bak. Sanki 15-20 günden beridir burada toz alınmamış gibi. Allah'ım nefret. Hayır, dış camın. Biz pisireş bakmayın. Oraları görmeyin bile yani arkadaşlar. Burası evin en hava almayan odası olduğundan dolayı, biliyorsunuz ki burası apartmanın boşluğuna bakıyor. Bodrum boşluğuna bakıyor. O yüzden de bir camı açamıyoruz. Biz hamam böceklerinden kapalı. Kapıyı ne kadar açarsak da açalım, burada cam olmadığından dolayı burası oda almıyor. Havalar ısındığından da dolayı, ama çok dolayı kelimesini kullandım şu anda, kusura bakmayın. Çok sıcak oluyor burası. Gündüz ve gece gerçekten sıcak oluyor. Hava almıyor berbat bir şekilde. Ben de İsmail'in başına şöyle küçük bir vantilatör koydum. Ha, bir nebze de olsa burası İsmail rahatlatır. Yatarken zaten balkon kapılarını açık bırakıyoruz. Buradan da kapısını da açıyoruz ki hava sirkülasyonu yapsın diye. Ama bu da tabii ki onu rahatlatıyor. Yani klima niye açmıyoruz? Klima için daha erken arkadaşlar. Gerçekten erken. Klimayı daha açmak istemiyorum açıkçası. Bu bir tık bile olsa şöyle üstüne şöyle bir hafif de olsa bir hava veriyor. Ay, bugün burada halledeyim ben ya. Gerçekten. Şuraya bak ya. Toz. Allah'ım bak, ben size şey göstereyim. Bak ne alaka diyeceksiniz. Bak. Ben buraya sürekli olarak var ya, her iki günde bir ben bu koltuğunu, bu çocuğu süpürüyorum, biliyor musunuz? Şuna bak ya. Neyse, kaldırayım en güzeli. Yerdeki tozlarına bak. Bak, bak, bak. Abo! Abo, ne pis karıyım ben. Ne pis kadınım ben. Şuraya bak, pisliğe bak.
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Ay, üzerimde bir kırıklık var, hiç sorma ya. Hiç kıpırdayacak halim yok. Rezil oluyorum ben. Dün ben üşüttüm. Büyük bir ihtimalle. Denize girilecek hava mı? Vallahi bana sorarsanız benim için daha denize girilecek hava değil. Ha, denize girenler var mı? Tabii ki de var ama hasta olacak bir hava. İsmail'i kıramadığım için ben denize götürdüm arkadaşlar. Yok. Artık daha bizim için sezon şu anda açılmadı. Pek de açmayı düşünmüyorum açıkçası. Aa, bu yırtılmış burası. Yastık kılıfı. Şaka. Neyse, şimdi dursun da biraz sonra bunu bir değiştireyim. Bir tek bu camım kalmış. Dıştan silmedim. İçten sürekli olarak zaten bütün camları silmedim ama bir tek dıştan silmiyorum. Bunu da daha silmedim ama bugün de çok cam silme havamda değilim. İnanın ki derim, saat oldu 3.30. Evi temizledim. Çocukların karnını doyurdum. Telefon trafiği oydu buydu derken saati zaten yapmışım 3.30. Nevresimini şimdi ben çamaşır makinesine attım ama benim o nevresimden çok fazla bir şeyim yok. Diyeyim sizlere. Beklentim yok, umudum yok diyebilirim açıkçası. O nevresim. Nevresim demeyeyim, pike takımı. Düzeleceğini zannetmiyorum ya. Gerçekten düzeleceğini hiç ama hiç zannetmiyorum. Dur şunu şöyle yerim sileceğim sofraca. Şöyle. Hiç sevmiyorum ya. Tam bir köşesi böyle duvara dayandığı zaman. Hoşuma gitmiyor çünkü şu kısmı kullanamıyoruz ya. Nevresimi şuradan sarkıtamıyoruz. Sarkıtamadığım zaman da hiç sevmiyorum. Ama İsmail odasında bu şekilde olmak zorunda. Bakalım inşallah oğlanları büyük odaya geçirdiğim zaman yatakların her iki köşesinde şu şekilde açık bırakacağım. Daha rahat kullanayım diye. Oh. Hasta herkes şu an hasta, biliyorsunuz ki yengem. Namı değer mükü. Kendisi biraz rahatsızlandı. Hastanede işleri vardı. Birkaç günden beridir hastaneye sürekli olarak gidip geliyor ki annemi zaten videolarında sizler de biliyorsunuz. Biz ilk rahatsızlandı diyor. Zaten hastanede yanındaydık yengeciğimin. Buradan tekrardan kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşuyor arkadaşlar. Yani telefonlaşıyoruz. Evet, sürekli olarak telefonlaşıyoruz. Annemle telefonlaşıyoruz. Yengemden hep haber alıyoruz. Yani haberimiz yok değil. Yani videolarla gözükmediğinden dolayı gitmedi ya da hatır sormadı gibisinden yanlış anlaşılması, biliyorsunuz ki hemen o şekilde yanlış anlaşılıyor, şey yapılabiliyor. Dediğim gibi bu ana sanki bir hastalık projesi var. Gönül ablacığım da rahatsızlandı. Dün ambulansta acile kaldırdı. Yani ablacığım, Gönül ablacığımı, kendisinde birazcık sıkıntıları var. Yani anladığım kadarıyla Nihal ablayı daha tam olarak yüz yüze konuşmak. Sadece telefonda kendisiyle haberleştik. Telefonda haber alabildim kendisinden ben sadece. Gönül ablacığımın beynine pıhtı atmış arkadaşlar. Yani dün biraz kötüydü. Nihal ablayla bir görüştük. Annem dedi iyi değil dedi. Birazcık dedi kendini iyi hissetmiyor dedi. Konuşamıyor dedi. Kelimeleri ağzına yuvarlıyor dedi. Ve ayağının üstünde duramıyor dedi. Sonra bir süre bekledikten sonra Gönül ablayı bir tık kendine iyi geldi. Yani kendine geldi diyebilirim. İyi hissetmeye başladı ama ondan sonra tekrardan Gönül ablacığım yine birazcık daha kötü olmuş. Meğerse beynini pıhtı atmış arkadaşlar. Ambulans hemen acile kaldırdılar. Şu anda kendisi hastanede yatışında verdiler. Tomografi çekmişler. Tomografinin arkasından herhalde nöroloji doktoru gelmiş galiba. Yanlış anlamadıysam tabii ki sizlere doğru bir şekilde aktarmak isterim. Nöroloji uzmanı gelmiş. MR mıydı? MR'ı çekmişler herhalde. Yarın tekrardan mı MR çekilecek? Tekrardan mı bir tahliller yapılacak? Bilmiyorum ama yarın işte belli olacak. Bugün hafta sonu olduğundan dolayı, pazar olduğundan dolayı çok fazla tabii ki tetkikler yapılamıyor. Ama gözetim altında şu anda kendisi. Bakalım yarınki çıkacak sonuçlara göre, yarınki yapılacak herhalde tahlillere göre
tedavisi uygulanacak Gönül ablacığımın da. Ona da gerçekten çok üzüldüm. Nihal ablacığım gece 3'ten beridir yok. Dün akşam üzeri saat kaç gibiydi ya? İnanın ki saati de hiç hatırlamıyorum ama eve geldiğinde gece saat 3'tü. Çağatay yanında kaldı Gönül ablacığımın. Nihal ablacığım tekrardan şimdi Gönül ablaya bir çanta hazırladı yatışını verdiklerinden dolayı. Sabah erkenden tekrardan kendisi annesinin yanına gitti bakalım. Yine sürekli olarak Gönül, Nihal ablacığımla da haberleşiyoruz. Gönül ablamdan da haberler almaya devam ediyorum ama inşallah tez zamanda, inanın ki tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Gönül ablaya çok üzüldüm. Hele dün ambulansa bindirilirken ben de yanındaydım Gönül ablamın. Ya inanın ki ayakta duracak hali yoktu. Yüzü bembeyazdı. Konuşuyordu ama hani konuşurken kelimeleri tam olarak toparlayamıyordu. Çok kısa süreli hafıza kayıpları yaşıyordu ki ambulans görevlisi geldiği zaman terliğini giyerken bile ambulans görevlisi fark etti. Tamam dur dedi. Unuttun yine bir şeyleri dedi. Yani unuttun dedi. Bir kayıp, hafıza kayboldu dedi. İnanın ki gerçekten çok zor. Hastalık çok zor. Şey çok zor. Dediğim gibi Allah inşallah tez zamanda sağlığına kavuşmalarını temenni ediyorum. Hem yengeciğimi nam-ı değer mülkümüzü hem de Gönül ablamı. Ay şuraya dizmiş olduğu arabalardan dolayı doğru düzgün toz alamıyorum. Şimdi arabalara dokunmak da istemiyorum açıkçası. Bak ya bir şey düştü yanıyorum. Bunu tutsun diye herhalde bir şey koydu oraya. Şöyle. Eşyalarının yerini de karıştırmak istemiyorum. Eşyalarının yerini de değiştirmek istemiyorum açıkçası. Nerede onun yerine koydum da? Bluetooth'lu kulaklığı vardı. Evet koymuşum. Cam kenarına koyuyorum kendisi onu. Bakar mısınız? Şimdi çalışma masasının tozunu aldım. Diyeceksiniz ki belki o pikeden çıkan toz değildir. Mutlaka o zaman tozdur diyeceksiniz. Bak size şöyle göstereyim. Sarı sarı. Bak bunlar hep pikeden. Ha tabii ki de toz olacak. Her gün silseniz yine her gün toz oluyor. Her gün toz oluyor. Onun dış şeyine geçemiyoruz. Bak sapsarı toz. Bu nereden çıktı biliyorsunuz? Bu sadece çalışma masasının üstünden çıktı. Çalışma masasının üstünü sildim. Yani şu rafları da silmediğim halde. Ki yatak başlığını söylemiyorum bile yani size. Yatak başlığı ve berbat. Ay. Şu. Bu ne? Bu da bir araba. Kutu. Arabaların kutularından çıkartıyor. Mesela bu arabanın için, bu kutunun içinde arabası yok. Ama bu kutusunda saklıyor, atmıyor. Sizlere şu şekilde şuraya da göstereyim. Şu an bir tozunu görüp tekrardan da temizle bezle. Bak şurada biliyorsunuz ki İsmail'in fotoğrafları vardı. Çerçeveleri vardı hatta. Bak bir tanesini çıkarmış. Oy benim kuzum. Kreşe giderken ekmek almıştı kreş etkinliğinde. Onun fotoğrafını çekip atmıştı öğretmeni. Allah'ım çok tatlı ya. Maşallah dünyaya gelen büyüyor arkadaşlar. Neyse bak oralarda İsmail'in biliyorsunuz ki çerçeveleri vardı, fotoğrafları vardı. Şu alttaki Hakan ayaklanmaya başladığı zaman çıkardıydı ve onları ben kaldırmıştım ki hani Hakan kırmasın, zarar vermesin, ilerleyen zamanlarda tekrardan yerine takarım diye. Ama sağ olsun İsmail'cim onları da çıkardı, arabalarını oraya astı. Bu çerçeveleri nereye kaldırdı? Büyük bir ihtimalle gardırobun üst tarafında kaldırmıştı. Şimdi gardırobuna şey yapmıyorum, çok fazla dokunmak istemiyorum. Eşyalarına da çok dokunmak istemiyorum açıkçası. Şimdi onları oraya dizdiyse, hani ben onu oradan indirip fotoğrafları koymak da istemiyorum. Çünkü burası onun kendi odası, kendi alanı. Kendi alanında istediği şekilde tabii ki de kullanmaya, abov, toz hakkı olduğundan dolayı çok fazla müdahale etmek istemiyorum. Ama ablasının odasına geçirdiğim zaman inşallah, büyük odaya geçtikleri zaman ama bu bütün çerçevelerin hepsini tekrardan düzeltip hepsini kırılanlar da var. Mesela bunun gibi. Bunları farklı bir çerçeveye takıp onları şey yapacağım. Odalarını da duvara asacağım. İsmail'in bu arabaları içinde internette satılan bazı raf sistemleri var. İsmail kutularından çıkarmak istemiyor. Aslında kutularından çıkarsa ve onlara çok güzel bir tekerlek şeklinde raflar var. Çok dekoratif bir şekilde duran. O rafları koymayı istiyorum ama belki ikna ederim. Bak fiyat etiketi de üzerinde duruyor görüyor musunuz?
Kaç paraymış? Dur şuna bir bakayım bir. Şu üçlü hot filiz araba 280 TL'ymiş. Bunu 280 TL'ye almış. Bunun fiyatı burada yazıyor mu? Yazıyormuş ama çıkarmış. Bununki duruyor mu? Seviyor ya. Onun da şeyi bu. Vereyim ben sizlere. Eğlencesi mi diyeyim artık ne deniyorsa o. O da saygı duyuyoruz tabii ki de. Burada beşli bir tane hot wheels var. Nissan'mış bu. Kaç paraymış bu? 450 TL. Maşallah. Dedim ki eğer bunları kutularından çıkartmaya ikna edersem eğer Şahit İsmail'i orada internette görmüş olduğum tekerlek şeklinde çok güzel bir raf sistemi var. Böyle küçük arabalar için yapılmış. Onlardan istiyorum ben diğer odaya geçirdiğimde inşallah bakalım. Yıkamayır zamanla. Şunları bir alayım. Şuraya bir hamam bir süpüreyim. Tozunu atayım. Of of. Yağmur tekrardan başladı ama bugün yağışlı gözüküyordu arkadaşlar. Ooo hızlandı. Tatlı renk ya. Ne kadar güzel. Ay ne kadar iri iri yağıyor ya. Çok güzel. Bak 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 yağmur yağıyor gördün mü? Ne yağıyor? Yağmur yağıyor. Yağmur mu yağıyor? Uykudan kalktı benim kara kuzum. Ay çok güzel yağıyor ya. Hadi. Attım valla kendimi yere artık şeyim kalmadı. Neden utanmışsın? Şimdi sen karşıdan gelirken sana baktım. Çocuk gibi kalmışsın iyice. Yani karşıdan sanki 15-16 yaşında bir çocuk kız çocuğu yürüyormuş şeyin çeyreğinizde artık. Hocaman olmuyordu. Hala bakar mısın? Çok kötü oldu Yeni abla çok yoruldu. Dün geceden beridir. Kim kaldı şimdi Gönül abla yanında? Şerif teyzem kaldı. Çağatay oradaydı. Ben Çağatay'a ekleyemedim. Dedim Çağatay hadi sen git ablam dedim. Git biraz dinlen dedim. Bu defa ikimiz de birden ya benim sen beni gidin dediler. Teyzem de bırakıp gitmek istemiyor. Akşamdan da zaten bir haber vermediniz diyor. Şimdi benim tanıdığım Şerif teyze. Şerif abla hayatta bırakmaz. Şerif abla Gönül ablaya karşı. Zaten Şerif abla Ercan değil mi? Gönül ablanın aralarındaki ben bağım. Değil mi? İnanılmaz derecede yani. Çok güzel bir bağları var Nihal abla. Gerçekten Allah gecinden versin Nihal abla. Birinden birine bir şey olsa. Ondan sonra... Yani şey, anneannem, dedem öldükten sonra artık şey tamamen. Teyzemin büyükleri ya. Hepsini o büyütmüş. O yüzden onların bağı çok kuvvetli. Çok güzel ama. Ben imrenerek bakıyorum. Hiç yani ben hiç etrafı böyle bir kardeş bağı görmedim ya. Sen dedi hiç şey yapma dedi. Bir şey yok yani. Dedim bak şey açılıyor. Maşallahları var. Evet koltuk açılıyor dedim. Yok yok dedi ben burada ya, şey yapmam öyle yatarsam uyur kalırım dedi. Buraya otururum da dedi. İstemiyor. Kafamı dedi şöyle koyarım bir şey olursa dedi. Dedim şey yapma bir tek dedim tuvalete kalkacak olursa yalnız dikkat dedim bir anda kalkmasın dedim. Allah'tan Mergin yüzü düzelmiş tamamen. Kireç gibiydi kız dün akşam. Kireç gibiyi bırak yumurta az hastanede taburdaydı az. Ben giderken öyle bir şey yoktu, yoktu. Ya. Ama bembeyazdı. Taburdaydı ağzı. Sen hazırlarken ben onun çorabını, ay yazık o da çok güzel oluyor. Çorabını gideceğim de yanağıma şimdi. Eşofmana gideceğim. Şey yaptırmak da istemiyor. İstemez. Bunu da fark ettim. Sen çekilmiştir. Sen oturdum dizlerime dedim. Sen de ayağını şuraya uzat. Bacağımın üstüne dedim. Ben de giydirip sen de tut dokunmadın. O giyeceğim diye çalışıyor. Ben giydirdim ya senden şey yapmıştır. Aa dedim Gönül abla dedim başka olsun. Sihir açıyor. Hayır. Allah razı olsun ben de ne yapayım? Bırakamadım tek odada bıraksam üstümü nasıl giyineceğim? Ambulans geldi. Üstümle başımla ambulansa nasıl gideceğim? Ambulansı birinin karşılaması lazım. Dedim hatta ben onu fark ettim çekindim dedim. Gönül abla aşk olsun dedim ben de senin kızın değil miyim dedim. Ben dedim yardım etmeyeceğim sandım ondan sonra bıraktı. Şey yapmadı zaten. Fark ettim. Şimdi ne olacak şimdi? Ne diyor doktorlar Nihal abla? Pıhtat diyor doktor. Fel çatlatmış. Fel çatlatmış. Evet. İyi ki götürmüşüz. Götürmeseydik kalıcı kalacaktı. Kalıcı kalıcı. Ay Allah'ın sevdiği. İlk müdahale yapıldığı için
Şimdi şey yapılmış onun. Bağırsaklarından film çekilmiş. Laparoskopi değil de ultrason bir şey çekildi dedi. Yani onu göstermesi gerekiyormuş dahiliyeye. Sabah 8'de belgin aradı. Teyzemin randevusu vardı. Nasıl oldu dedi. Unuttum gece. Aramayı. Unut ama saat 3'tü belgin. Artık beynim artık durmuştu yani. Belgin haberi yoktu geceden. Belgin haberi vardı. Yatış yapılıp yapılmayacağından haberi yoktu. İlaç MR'ın sonucuna göre belli olacaktı yatıp yatmayacağı. Geç saat olunca ben de Ercan dayımla konuştum. Ona haber verdim. Derken o arada demek ki kafam dağıldı. Zaten içlerinde değil ya, ben dün çok korktum. Neran'dan bizdeydi, aşağıya indiği zaman dedi ki annem dedi rahatsızlanmış dedi. Neran'a babanın telefonu açtığı zaman dedi şimdi biraz daha iyiydi. Hatta Çağatay'ı arayacaklar, Çağatay'ı ortamına vazgeçtiler. Toparladı biraz daha kendine geldi. Ondan sonra bir yarım saat bile geçmeden Neran'a tekrar aradı. Annem fenalaştı bu sefer dedi. Oturdu ya, ben kalkamıyorum kadın dedi. Yani şey. Yani üstüne düştü belki. Evet, ondan sonra ben zaten aşağıya indim. Diyorum ki anne iyi misin diyorum. Cevap veremiyorum. Konuşamayınca strese girdi. Artık sinirlendim, dedim ki ister iste, ister isteme dedim. Ben ambulans arıyorum dedim. Dönülen bu ambulans çağırmasını da istemedi. Doktora da gitmek istemiyor. İstemedi. Çağatay'a da gitmek istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Ben evde diyor rahat uyuyacağım diyor, bir şey olursa bakarsın. Ama düşersen kaldıramam seni diyorum. Ya baksana beynimde fırtınmak şeyinden dönmüşsün zaten. Dedim hani şimdi belki ararız dedim. İsmail 5 dakika uyanır Hakan'ı dedim. Gece uyurlarken dedim Hakan'ın yanından kalkıp da gelemez ki Belgin dedim. Ben nasıl indireyim seni aşağıya dedim. Ben başta bir taksiyle götürecek dedi. Beraber indirelim dedim Yala abla. Ben hemen zaten aşağıya indim. Yala abla baktım. Hazırlanırken ben de gönül almaya biraz şey yaptım. Ay, ama çok kötü olsun Belgin. Kaç olsun Yala abla. Ben üstümü mü giyineyim, annemi mi giydireyim? Ambulansa mı ineyim, bir anda şeyim döndü. Bak Gönül ablayı çok takdir ediyorum bak bu konuda. Hakikaten şimdi kızacaksınız biliyorum ama eşofmanı altı giydirdim. Siyah ve kahve kollarında bir eşofman altı giydim. Şurada başka bir şey yapırsan giymez bulamıyorsa rengi. Evet. Giymez. Bak mesela şey. Tamam anneciğim, tamam bebeğim. Onu giydirdim. Hava soğuk Gönül almadı. Üstündekilerim kısa kollu dedim. Hırka vereyim sana dedim. Tamam dedi. Bir hırkayı gösterdi. Yeşil hırka dedi. Sonra hırkayı çıkardım. Hayır dedi, olmazdı. Kahverengi ver dedi. Şimdi aç, altındakinin altında kahverengi var, uyum sağlamasın. Giymez. Uyum sağlasın diye. Ay orada da var ya, bir gülesim geldi, bir şey giymedi. Ne olursa olsun giymez. Maşallah hastaneye gidiyoruz ama yine de uyumlu giymeye de gayret gösteriyoruz. Takıntısı vardır onun. Evet. Şimdi pijamaları götürdüm hastaneye. Bundan diyor boyu kesilecekti diyor. O sana çok iyi oldu dedim. Ben sana ne dedim dedim? Git pijamaları ölçüsünü alayım, kısalttırayım dedim. Ne dedim bana dedim? Aldıklarımız mı? He. Ay kestirmedi değil mi onları? Kestirmedi. Yani? Şimdi giymeyeceğim nasıl olsun diye. Bak ihtiyaç oldu mu dedim, oldu işte dedim. Bu annem de yeni başladı, kayıp bir şey giyemiyor. Ya şey bu anne diyor, annemde de var mesela hani hastaneye. Hastaneye saklı. Anneminki hastane olayı değil ama. De Belgin dedi ki annemde de var o dedi, kıtlık bilinci dedi. Ha onu biliyorum. Onların zamanında yoktu ya her şey bu kadar çocukluğunda. Şimdi yaşlandıkça dedi çocukluk günlerine döndüler, kıtlık bilincindeler dedi. O yüzden kullanmak istemiyorlar dedi. Götürdüm, atletini giydirdim, pijamalarını giydirdim, çoraplarını değiştirdim, yedek çorap götürdüm. Kapalı terlik götürdüm. Benim beyaz sabunun lacivertini götürdüm. Dedim hani hastaneye gelecek olursan geceden çorapları çıkar, ayağındakileri çıkardım aldım, yıkarım ben yarın sabah gelirken getiririm dedim çorap. Temizledim çorap giy. Pijamalarını, tarağını, ıslak havlusunu, normal bir tane havlu koydum. Şeye, yastığının üstüne koysun diye. Ne kadar yatacağım belli mi? Belli değil ama bir haftadan önce çıkaracaklarını zannetmiyorum ben. İstersen Leyla ablacığım nevresim takımı götürelim. Dedim, nevresim takımı getireyim mi sana dedim. İstemiyorum dedi, şey hastanede serdirtmeyebiliyorlarmış da. Yo, yengem götürdü serdi. Araştırmada, o zaman götürürüz. Götürdü sabah serdi götürürüz. Yani. Ha yoksa çetek kişilik bende var. İstersen kişilik yok da çift kişilik götürün ne olacak derdim. Çift kişilik büyük olur. Kantayı verin ne olacak, ne yapayım yani. Yok hayır büyük olur, bende tek kişilik şey var böyle mor kız için yani şey değil. Ha. Var onu ben sana vereyim istersen. Bende tek kişilik yok neresi. İşte sende tek kişilik olmadığı için ben sana dört mevsim tek kişilik bende var temizliğe. Götürdüm. İhtiyaç olabilecek her şeyini götürdüm. Sağ olsun Çağatay zaten şey dedi, abla dedi sen biraz dinlen de dedi. Dün açtın da dedi. Ben dün bütün gün hiçbir şey yemedim.
Ta gece hastaneden geldikten sonra yedim. Akşam yemeği yaptım, annem hastalanınca bırakıp da gittim ben. Orada da bir şey bulamadık. Tost var. Neyle yiyeceğim? Hangi dişlerle yiyeceğim tostu? Aynen. Şahtar gitti, çorbacı aradı. O da saat geç olunca kapatmış çorbacı. Gecenin ikisinde, üçünde aslında olur da çok zor. Bulamadık. Dedi abla aç aç bekleme bari git dedi. Hani ben bekleyeyim dedi işte gece. Zaten 3:30'da da çıkarmışlar odaya. Yarın ne olacak şimdi? Yarın var bir şey. Tabii şimdi yarın sabahtan doktor gelecek, kontrol edilecek. Bakacaklar bütün dosyalarına. Ben her şeyini not düştüm. Hani midesinden tut da yaşadığı bütün rahatsızlıklarını, kalp rahatsızlıklarını bilmem neler hepsini not aldırdım. Yarın şimdi ona göre o bölümdeki doktorlar gelecek. Kontrolünü yapacaklar. Ondan sonra ne yapacaklarına karar verecekler. Yarın ben Hakan'ın huzur eğitiminden sonra giderim yani abla. Yine bir haberleşiriz sende de. Mutlaka yani ben bırakıp giderim. Gitmem dedi teyzem. Yok Şerif teyze. Gitmez. Yok Şerif teyze sen. Yalnız annem o kovsan bile gitmez Şerif abla. Şimdi Selda teyzeme de haber verdik. Onlar da gelin dedi. Onların işlerinin ayağına çivi batmış. Haydi be. Ay Leyla bana gerçekten. Ha ablamla konuştum sabah. Yavru'yla konuştum işte. Sen de telefonla konuşurken arkada ne yapıyor öyle dur. Sordu kimle konuşuyorsun diye. Söyledim ki diğer ablalar nasıl Gönül abla dedi beyni hırtan. Onunla konuşuyordu. Çok geçmiş olsun Melih'in dedi. Ay dedi çok kötü dedi. Allah dedi yardımcılar olsun. Sağ olsun. İnşallah dedi. Tez zaman dedi. Sağlığına kavuşur dedi. Onun da selamını ilettim sana da. Aleyküm selam. Üstünde de kalmasın. Buyurun yeni olacak. Anne. Nereye gideceğiz annem? Atiye gideceğiz. Atiye nereye gideceğiz? Atiye maddiye gitmeyeceğiz. Bu göbüş doydu mu göbüş? Atiye gideceğiz. Hakan sen doydun mu? Atiye gideceğiz mi? Hayır bugün Atiye gitmiyoruz hayatım. Tamam. Sen doydun mu? Hayır gidemezsin. Sen doydun mu diyorum. Sen bana farklı bir şekilde cevap veriyorsun Hakancığım. Ha? Doydun mu sen? Doydu. Annem. Biliyorsunuz ki 10 Haziran'da Hakan'cığım 4 yaşına basacak. Allah'ın izniyle inşallah sağlıkla, sıhhatle bir ömür geçirmesi dileğiyle arkadaşlar. Şimdi bunu neden söyledim? Bir arkadaşımız bana yazmışlar. Şimdi ben Hakan'la konuşurken de atla gideceğiz. Atla gideceğiz. Ya da duşa gireceğimiz zaman bıcı bıcı yapacağız. O şekilde konuşuyoruz. Biz hep öyle konuşuyorduk yani çocuklarımızla. Yani ben Feyza'yla da hani. Bıcı bıcı yapmayacağız. Ben Feyza'yla da aynı şekilde konuşuyordum. Hakan'la, İsmail'le de aynı şekilde konuşuyordum. Ama bir arkadaşımız yazmış. 4 yaşındaki... Yapma bıcı bıcı. Tamam, tamam. Yapmayacağız, duş almayacağız tamam mı? Duş almayacağız. Evet, duş almayacağız dediğin doğru. Ha 4 yaşındaki çocukla nasıl konuşuyorsun sen? Adli gidilecek diye söylenir mi diye. Ne bileyim Hakan daha benim için ufacık bir çocuk. 4 yaşında bir çocuk. Ha tabii ki de 4 yaşında bir çocuk ama bana hala bebek yani geliyor. Yani evimizin en küçüğü olduğundan dolayı. O hep benim gözüme hep böyle bir küçük geliyor. Okula gidemiyoruz. Okula yarın gideceğiz ama. Bak Hakan yarın okula gidecek tamam mı? Hayır. Ali abi gelecek. Okulumuza gideceğiz. Ondan sonra kreşe gideceğiz tamam? Ali abi gelecek. Evet Ali abi gelecek. Okula gideceğiz. Ondan sonra nereye gideceğiz? Ali abi geldi. Gelmedi. Evet daha gelmedi Ali abi. Ali abi yarın sabah gelecek anneciğim. Daha değil. Ne diyordum işte bana Hakan hala ufak bir bebek gibi, çocuk gibi geldiğinden dolayı bana göre Hakan'la kurmuş olduğum diyalog normal geliyor. Evet. Ya belki tabii ki de bana yazan arkadaş haklı da olabilir. Hani Hakan'la ne kadar bir yetişkinle konuşurcasına konuştuğumuz zaman hani belki gelişim için çok iyi olacak, daha iyi olacaktır. Ay bir de ben toparlayabilsem kendimi benim gitmem gerekiyor açıkçası şeye, eğitime. Gerçekten benim gitmem gerekiyor. Bazen toparlayamıyorum. Gerçekten üst üste üzücü haberler alınca bir de şey olunca da insanın kafası artık inan ki. Ali abi telefon gideceğim. Ne yani? Ali abi telefonu açmadı annem. Ali abi sabah telefon açacak. Sabah telefonu açtığında da gideceğiz tamam mı? Tamam mı anneciğim? Tamam. Ha. Ben seni de Ali abiye gidiyoruz. Daha değil sabah, yarın sabah. Şu anda değil. Allah Allah. Neyse. Ay ne diyordum var ya hepsi karıştı var ya bir anda şey gibi oldu, çorba gibi oldu. Neyse arkadaşlar ben sizlerden artık yavaş yavaş izninizi isteyeyim kaçayım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ne diyoruz Hakan? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.
Mutlu kalın. Hoşça kalın.